Hakiki elma suyu. Doğal, Çivril'e has elmalardan belediye başkanımızın ikramı. Yalan dünya peşine değirmenler döner gözün yaşına. Yeni girmiş 13-14 yaşına. Gamlanma da deli gönül, gamlanma yorulma o. Saçta olan aşıktır bak. Öyle mi? Koyun meler sular akar, göle dolar. Ağlayanlar bir gün güler. Gamlanma da deli gönül, gamlanma yorulman o. Yaylam karşımda benim, Bulkaz Dağı. Kalbimiz orada bir su almış, acar bu. Emme, kaç yaşındasın sen? Bulkaz Dağı'nın suyunu içtim ben. Hanım ağamız da geldi, Denizli'nin hanım ağası. Abla merhaba. Seni merhaba, bir tanıyalım bakalım. Ben Denizli'den hanım ağa. Tabii ki şölenlerimiz oluyor, Yörük Türkmen şölenlerimiz. Bu bizim bir geçmişimiz. Geleceği aktaramak, gençlerimize bunu tanıtmak, onların yani beyinlerine işlemek için biz bunları yapmak zorundayız. Senin yaş kaç? 68. Maşallah gayet ekli gibi çekiyorsun oynarken. Teşekkür ederim. Atalardan mı öğrendin oyunu? Tabii ki, tabii ki. Yani kızlar aslında anası gibi oynamalı, erkekler babası gibi oynamalı. Bıyanı tutuyor, bişkeçi gibi sakramamalılar. Evet. Kara koyun dedikleri. Allah dur bir düzeltelim Ramazan, dur bir. Var mı orada tıkanıklık var? Var mı? Sıcak sıcak vurdu. Ak koyun dedikleri. Oba yüreğimin yağıdır. Kara koyun dedikleri. Koyunlarımın beyidir. Yine de yaylamız Bulkaz Dağı'dır. Düş ardıma gidelim kara koyunum yaylana. Yaylana. Güdersen ak koyun güt. Çekersen güzel kahri çek. Dumanlı dağlarında da başı. Boş değil. Ne kadar da gülsem de gönlüm boş değil. Bu zalim gurbet de bana göre hiç değil. Yaslanda dağlar yaslan. Köyüme varam, köyümde kırmızı güller açmış, buralarda nasıl duram? Yaşa! Yaslanda git dağlarda yasıl, ben köyüme varam, köyümde kırmızı güller açmış, buralarda nasıl duram? Davran da gratımda davran. Geçiyor kervan, çok aradım da bulmadım derman. Çırpına çırpına gidelim atım, bir gecede yarın koynunda yatalım. Çırpına çırpına gidelim atım, bir gececikte yarın koynunda yatalım. Yörük Ahmet yetmişsin kardeşim. Sizler aşkı ne bilirsiniz? Aşkı kim bilir?
yüce dağ başında ömürlük sevenler bilir. İşte bu adamlar aşkı dağlar gibi görmüş, bir sevda görmüş, doğayı sevmiş, hayvanı sevmiş, ağacı, suyu, toprağı, ay, yıldızı, güneşi, yaradanı sevmiş ve sevdalanmış. Çitme melekli, sırma melekli kızlarımıza. Sağ ol kardeşim. Sal gerisini gayri. Benim doktorum kesiyordu. Sırf kesiyordu tereyağı. Vallahi bak. 82 yaşındayım ben. Arkamda kaldı, ağladı şurada. Çok. Bak vallahi. Baş olmaz vallahi ya. Yani kavuşamayınca sevince değil mi? Ne diyorum? Unutulur var değil mi? 7 yıl sevdim. Ben deve güttüm, sığır güttüm. Ben çoban kaldım. Alamadık. Tarih kitap yazar ya. Kardeşim vallahi seni seviyorum. Öptüm. Ben de. Öptüm bir yıl geldim. Tamam. Sana bir sene de çiftlik de sana ben bakacağım. Tamam. Yüce damaşını duman kaplamış, duman kaplamış. Yine mi bizim elden kara haber var, kara haber var. Seher vakti burada kimler ağlamış çimenler üstünde, gözyaşları var, gözyaşları var. Sabah erken burada kimler ağlamış çimenler üstünde, gözyaşları var, gözyaşları var. Gözlerim kanalar böyle günlerde, böyle günlerde. Önümüzde sıra, dağlar var perde, dağlar var perde. Bu genç yaşımda sen düşürdün derde, yine bir bizim köyden kara haber var, kara haber var. Acı bile Türkiye dökülür bu yurtlarda. Güzelim vay vay, haydi minnak minnak. Güzelim vay vay, amanın minnak minnak. Eşlerim vay vay, haydi minnak minnak. Güzelim vay vay. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı, sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Yani yarardı da güzeli olmasaydı, yani yarardı da güzeli olmasaydı. Merdanesi danesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin haydi başkanım, içinde vur başkanım, haydi bakalım. Danesi, merdanesi danesi de seviyorum merdanesi. Gelmediğine fayda, başını da yesin anam bu sevda. Karmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim helalleştim, öptüm sevdim helalleştim. Yanıyorum, 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 yanıyorum hele. Mahil oldum Gonca, mahil oldum Gonca güle. Acem şalın ince bile. Eskendir dağlar, seviyesin yapraklar.
Denizli Çivril'deyiz. Ülkenin dört tarafından Yörük Türkmen derneklerimiz geldi. Yine aslen Ermenekli, Muğla'da yaşayan Alabi'miz var. El sanatları Kültür Bakanlığı'ndan belge aldın. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli el sanatları olacağız bundan sonra. Evet, bunların hepsini ben kendim yapıyorum. Tamamen kaşıklar elde yapıyorum. Da var. Kaşıklar çıkarak han. Bunlar hep bakanların elinden geçti. Şimdi, beni oraya bunlar götürdü. Ben bunlara şimdi, değer vermem lazım. Bunu bakanlar bakarken tahta gibi görmüş olabilir. Şimdi Türkiye'nin meselesine kimisi çay kaşığını yiyor, kimisi tatlı kaşığını yiyor, kimisi yemek kaşığını yiyor, kimisi kepçeyle yiyor. Türkiye'de bir adaletsizlik sistem var. Kaşıklar bunu göz alana diyor. Bir de buradan bakarsanız biri bakar kıyamet ondan kopar. Herkesin geçtiği köprüden biz de geçeriz. Güzel ile çirkini biz de seçeriz. Güzel ile çirkini biz de seçeriz. Rakı yerine tereyağı, bal, süt, ayran, yoğurt yer içeriz. Engel hanım engel konaklarından. Bir kerecik öpeyin yanaklarından. Engel hanım engel konaklarından. Bir kerecik öpeyin yanaklarından. Sen de az değilmişsin ya. Abi şimdi ne yapalım? Keçi, evet. Koyun yoğurdu, gezen hayvanın yoğurdu, tereyağı, eti, sütü. Evet. Adamı düz duvara tırmandırıyor değil mi? Ben abi ömrümde ya 58 yaşındayım. Doktor yüzü görmedim, görmek de istemem. Günde 5 öğün yemek yerim. Gücü nereden alıyoruz? Ben dedim 5 öğün yemek yiyorum günde. En az 3 defa ateşte çay içiyorum. Şurada çalışırın, şurada çalıştığım yerde... Kara tencerede keşkeğimi yaparın. Evde hiç karıya kıza minnet etmem. Oradan yemek geleceğim. Acık... Orada sözün geçmez diyemedin. Yok. Ben sabredemem. Yukarıdan aşağı inesiye. Oraya yukarı çıkasya sabredemem. Bir yandan pişer bir yandan atıştırırın. Karnımı doyurduktan sonra yemek hazır mı derin. Dekalan be. Eski adam ya. Şimdi Hüseyin Demir'i izleyelim. Thank you.
Mahremi Garga'dan, Adaleti Horoz'dan, Sadakati Köpek'ten öğrendik. Hayvanlardan çok şey öğrendik. İnsanlardan, hayvanlardan öğreneceği çok şey var. Seni tanıyalım. Evet, ellerinize sağlık. İsmim Zafer, Başkan Uğur'un kardeşiyim. Evet. Şahsım köpek adına sizin? Ve grubum, evet. Ekibim adına. Adı ne bunun? Bunun adı bizleri sizlerle Doru. Yaş kaç? Değerli belediye 3 yaşında. Evet. Yörük Derneği canavar burç getiriyor mu? Yok ederim. Getirmez Allah'ın izniyle. Aynen. Hoşça kalın. Çivril kendi yerli köpeklerinden. Çivril'in yerli köpeği. Evet. Derzeciğim şu anda Türkiye'nin bir meselesi var. Dışarıdan hazır yiyecek yiyen köpekler getiriyorlar. Mama dışarıdan geliyor. İlaçlama dışarıdan geliyor. Bu dışarıdan tamamen köpek üretiminde köpek besi ve dışa bağımlı hale geliyor. Bizim köpeklerimiz evin artanlı yer. Evin arkadaşıdır. Aileden biridir. Adamın yediğinin artanlı köpek yer. Ama şimdi köpek artanı değil hazır yem. İtalya yemi yiyor. Türkiye bir tuzağın içerisinde, bunu da buradan uyaralım. Sizin sohbet etseniz aranızda. Sığır da olsa, deve de olsa, geçi koyun da olsa, köpek de olsa, kedi de olsa yerli ırkları tercih edin. Allah'ın bu toprakları yarattığı hayvanları tercih edin. Paranız dışarı gitmesin. Yine bir çoban köpeğimiz geldi. Adın ne? Mesut Tunç. Köpeğin cinsi ne? Anadolu aslanı. Anadolu aslanı bu mu? Evet. Yaşı kaç? Aralık'ta 2 yaşına gidecek şu anda. 2 yaşına gidecek. Evet. Bu kurt canavar hırsız, evet. Yanıklaştırıyor mu? Hayır, kesinlikle. Zaten besleme amacımız canavardan uzaklaştırmak ve ev bekçiliği yapması. Evet. Tek amacımız bu. Ne yediriyorsun buna? Buna et veriyoruz biz. Babam kasap zaten benim. Yaklaşık 40 yıldır etle besliyoruz biz. Yengseye bak anakan. Ula baban köpeğe bakmış, sana bakmamış ya. Aynen, biz spor yaptığımız için adamın biraz zayıf kaldık. Adamın egzesi ye kedi boynuyu bu seninki. Dınlanıp batırı. Evet, doğru diyorsun. Biz hayvana bakımı kendimizden önce tutuyoruz. Önce hayvan. Önce hayvanları doyuruyorsun. Kesinlikle. Sonra kendin doyur. Aynen. Biz yörükler önce hayvanlarına bakar, onları doyurur, sonra kendine bakar. Siyasette, ticarette, bürokraside, makam mevki kavgasında, para kavgasında böyle ağırlaşıyorlar. O nedenle bunları bir araya getirmemek lazım. Yörük Şenliği adı altında bu festivalimizi düzenleyene herkese teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese. Bu şölen vasıtasıyla bir araya geldik. Tanıştık, evet, buluştuk. Evet. Değerli izleyiciler, Çivril halkına, belediye başkanımıza, yönetimine, Yörük Türkmen Derneğimize, başkanına, yönetimine, buraya emek veren, destek verenlere, sanatçılarımıza, çalgıcılarımıza, gelene gedene, gönlü burada olana hepsine çok teşekkür ederiz. Bu toylar devam etmeli. Türk'ün birliği, dirliği, varlığı, geleceği bu şölenlerde bir araya gelmekte. Çivril Yörük Türkmen Şöleni'nde sanatçılarımız türkü söylüyor. Dernek Başkanı Uğur Demir o kadar çok çalışmış, o kadar gönle girmiş ki Türkiye'nin dört tarafından dernek başkanlarımız, yöneticilerimiz, sevdalılarımız şölene gelmiş Çivril'e. Evet, siz nereden geldiniz? Aydın Söke, Yörük ve Türkmen Derneği Başkanı Sami Karagöz. Söke'den geldim. Aydın'dan bayağı gelen var. Evet. Aydın'dan gelirken Demirci Mehmet Efe'nin, Yörgal Efe'nin, evet, Çakırcalı'nın, evet, düşmanı denize döken, Atatürk'le, evet, birlikte savaşan yiğitlerin, efelerin, zeybeklerin ruhunu, torunlarsınız. Biz torunlarıyız. Onların varlığını burada gösteriyorsunuz mu? Allah'ın izniyle sonuna kadar gösteririz. Şimdi bu yüreğin yürekte, bu şapkada, altında, cizmenin üstünde yüreğini taşıyıp Türklüğünü taşıyor mu? Aynen öyle. Her arkadaşımız aynı mı? Aynıdır. Evet. Burada bulunan bütün cemiyet ve cemaatin bu yörük kültürünü sevdalı olan bütün kardeşlerimiz aynı duygular içerisinde. Yörük Türkmenlerin doğal lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlkeleri ilkelerimiz, hedefler hedefimizdir. Çünkü o bu toprakları düşmanlardan kurtardı. Yoksa bu topraklarda Yunan, İngiliz, Fransız, Rum olacaktı. Biz de onların marabası olacaktık ya da buradan öyle takıya aşırıveceklerdi bizi. Bugün soğuk suyu kanal içe içiyorsunuz. Zepseniz, meyvanız, tarlanız, tokadınız varsa, camide ezan okunuyorsa, Türkçeyi konuşabiliyorsanız, Türk'ün Türk'sünü dinleyebiliyorsanız bunu Atatürk ve silah arkadaşlara borçluyuz. Deze. Efendim. Adın ne? Adım Ayşe Eskin. Nereden geldin? Çakırbeli'nin üzerinde Gözkayası vardır. Evet. Koçarlı'ya bağlı. Evet.
Ben orada dünyaya geldim. Bu dava Kocaerliler, Kocaerliler kalmamalı. Gençler de bu davanın içinde olmalı. Dernek başkanlarımız, yörüklerimize, evlatlarınızı bu Şölenleri Festivali getirin. Tanışılsın, kaynaşılsın. Bu dava geleceğe taşınsın. Bir arıcı kardeşimiz var. Hem toylar, şölenler yapıyor. Hem de arıcılığı sürdürüyor. Daha önce de sorduydum da. O günden beri bayağı zaman geçti. Arının, karının, darının sırrına erebildin mi Şaban Genç? Hocam, çok zor yerden soru soruyorum. İmdat Başkanı çok kötü yakaladın. Aynı hatayı ben düşmek istemiyorum. Arıcılık, hayvancılık, özellikle ben geç çobanıyım. Keçi dağı saldığın zaman kuzu göbe toplayacaksın, önden koşan keçi takip edeceksin. Arıyı da bal yiyeceksen konduğu gara geveni, gara kekiyi iyi bileceksin. Gezenleyen hayvan, gezenleyen insan ve takip edecek. Bitti. Bitti. Güzel. Takip etmezsen, gezdirmezsen. Ya onlar sana zaten adresi götürür. Şimdi abimizle bir çalışmamız var değerli izleyiciler. Arı kuşu arılarımız yiyor. Arıya kuşuna bir şey desen devleti karşına çıkıyor, ceza ödüyor. Ekini darıyı nohudu daha domuz yiyor. Domuza bir taş atsan, bir şey etsen geliyor devletin yetkilileri, domuza bir şey diyemezsin. Darı ne olacak, nohut ne olacak? Kuzuyu, koyunu canavar yiyor, kurt yiyor. Canavar da kurda bir şey desen dur o diyemezsin. Kuzu koyun ne olacak? Eğer bizim arımızı arı kuşundan, arı yiyen kuştan, arı kuşundan geçi koyunu canavardan, ekin tarlasını, nahutları tarlasını domuzdan koruyamarlarsa bırakın köylü, çiftçi, çoban gereğini yapsın. Ya da gelin onların verdiği zararı tespit edin, ödeyin çobana, çiftçiye. Bakın et fiyatlarının kaç oldu, taze fasulye kaç oldu. Çiftçi üretimden çekiliyor, yörük üretimden çekiliyor. Sonra da aciz, doymadık. Üreten yok, tüketen çok. Yük ağır. Bir devenin götüremeyeceği yükü eşeğe yüklenir mi? Katıra yüklenir mi? Yıkılır. Şimdi hocam ben şöyle söyleyeyim. Ben bir şiir yazdım. Yörük ne zaman itibarı gördü diye. Bu şiir 116 bin görünüm gördü. Yani kısaca aslımızı, özümüzü korumak istiyoruz. Kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Yörük Türkmen davası sadece davulun öttüğü yere gidip pilav yemek, sarıyal görtmek değil. Devletimizi, milletimizi, toprağımızı, suyumuzu, havamızı, türkümüzü, dilimizi, atadan miras bütün değerlerini korumak, yaşatmaktır bizim davamız. Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hakkı Bahçıvanlar. Evet. Bize bu toprakları bahşeden, hediye edenlere, bütün ecdadımıza rahmet ve minnet iade ediyoruz. Bırakın yılanı, en ufak böcek bu topraklarda yaşıyorsa bilecek. Türkiye Türklerin yurdu diyecek. Sağ olun, bu memleket bizim, çok bu vatan bizim. Anlattı göç eyledim avşar ellere, ellere. Aşıp aşıp giden eller bizimdi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi,
tatımlık buz gibi. Avraza yar olamadım, yaklaştıkça gitti hep adım adım. Beşi birlik akker bana dizilmiş, nereden gelip nereye giden kara kız. Acep kimin alnına da yazılmış, beni dertten derde saldın kara kız. Boyun buzu yayılır, bahar geldi sayılır, alıp kaçırsam seni alan duyar bayılır. Aman aman Hatice, ver bana bir netice, bu işin tadı kaçtı, gel kaçalım bu gece. Kaldır gelin kırkmaları da oradan öpelim. A boynu boncuklu ardı çocuklu gelin. Buyu dibi taş olur, öksüz gözü yaşlı olur. Ana baba verenle yar kokusu başlı olur. Yayla yollarında yürüyüp gelin, ay gelin, ay gelin amma. Altı şalvarını yürüyüp gelin amma. Alkış rica ediyorum. Çok emekler, sıcaklar yere koşturuyor. Allah razı olsun mütevazi yapısıyla. Denizli Çivril Yörük Türkmen Derneği Başkanı Uğur Demir'le beraberiz. Bu şöleni siz bir hafta 10 gün, bir aydır duydunuz. İnternetten, sosyal medyadan duydunuz. Bir aydır. Siz sanarsınız ki bu şölen bir ayda hazırlandı. Bu şölen aslında yıllardır Yörük Türkmen Derneklerinin şölenlere giderek dost kazanarak kazandı. Aslında 7 yıl, 10 yıl da değil. Yaş kaç? Benim yaşım şu an 40'a dayadım başkanım. 40 yaş. İlk 10 yaşı çıkar. 30 senedir dost kazandı. Evet. Konu komşu, arkadaş, asker arkadaşı, okul arkadaşı, sınıf arkadaşı, iş arkadaşı. Bu dostlar da buraya geldi. Yani 30 yıllık emek, 7 yıllık Yörük Türkmen çalışması. Şurada 2-3 aylıkta bu şölenin çalışması. Yani evet. 30 yılın birikimi bugün burada. Neler söyleyeceksin? Vallahi çok güzel bir etkinlik. Ben yani böyle bir etkinliğin olacağını tahmin edemiyordum. Yani çok kalabalık insanlar. Yörük Dernek başkanlarımız sağ olsun bizi memnun ettiler. Yani mutlu olduk. Bundan sonra inşallah daha iyi şölenler yapacağız. Sağ olsunlar. Ben bunun için gerçekten yani çok mutlu olduğum için onlara minnettarım. Bu şölen bugün bitmiyor. Oku karşılığı var. Evet. Bunlar şölene gelen derneklerimiz var. Yarın onların şölene de bu gidecek. Bu borcu. Gelen gidenin borcunu. Böyüm bitmiyor. Aylarca, yıllarca ödeyecek. Ben de kendimi Yörük Türkmen Derneği Başkanıyım. Biz de şölenler yaptık. Öyle bir günde bitiverip de elini yıkayıp da yemekten sonradan kalkar gibi olmuyor bu iş. Değil mi? Evet. Bize destek veren, %100 destek veren Çivril Belediye Başkanı'na, Niyazi Vural'a çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz bu güzel etkinliğimizi yaptık. Onların verdiği destekle yaptık. Yörük Türkmen Dernekleri, belediye başkanlarımız, valilik, kaymakamlık, siyasi irade, yerel ya da genel, yanınızda olup olmadığını nasıl bilirsiniz?
derdi paylaşıyorsanız bilirsiniz. Şöyle NATO'ya destek veriyorsa bilirsiniz. İş adamı alacağında sizi arayıyorsa, bir yere birini atacağında sizi arayıyorsa, ihale vereceğinde arayıyorsa, yani nimeti paylaşırken sizi de masaya otur diyorsa, yemeğe beraber yiyelim diyorsa dostumuzdur. Bir yemeği biz yiyelim, bulaşığı siz yıkan diyorsa dostumuz değildir. Yemek yerken çağırırsa dostumuz. Bulaşık yerken çağırırsa, o nedenle Çürü Belediye Başkanı, ülkedeki bütün belediyeler örnek olsun, çok sağ olsun, var olsun. Sağ olsunlar. Döktür, döktür.
seviyorum seni candan. Kasat atımızın nalları yolda, İrsa'da çağrımız. Biz yörüz dedik, çıktık yollara. Geldik kadim Türk yurdu, yörük yurdu, denizi Çivril'e. Denizde tarihte Türklüğün kurtuluşunda büyük görevler almıştır. Milyokofelen savaşları, Kazıkbeli savaşları, yine Amatür Yusuf Efendi ile Çal Müftüsü ile Kurtuluş Savaşı'nda büyük görevler yapmış, devletli millete görevini yapmış bir ilimizdir. Bu güzel ilimizin Çivril ilçesi de güzel bir ilçemizdir. Değerli belediye başkanımız ve Yörük Türkmen Derneğimiz güzel bir toy hazırladı bugün. O toya ülkenin dört tarafından yüzlerce dernek başkanı yöneticisi geldi. Çivril bugün Türkiye'de tanınan bir yer haline geldi. Başkanımız neler söyleyecek? Evet, siz Çivril'i çok güzel anlattınız. Çivril tam bir Yörük Türkmen memleketi. Atalarımız 1071 Malazgirt Zaferi'nden çok önceleri bu topraklara gelip yerleşmişler. Bizim 1071 Malazgirt'le Alparslan Komutası'nda gelişimiz düzenli ordularla. Ama önceki gelişimiz işte ecdadımız, atalarımız Orta Asya'dan, steplerden, Toroslardan koyunlarını otlata otlata, keçilerini otlata otlata dağlardan buralara kadar gelmiş. 850-900'lü yıllardan bahsediyoruz. Özdemirci mahallemizde bir mezarlığımız var. Oradaki mezar taşlarından ecdadımızın buraya 1071'den çok önceleri geldiği artık tespitle tescil edilmiş durumda. Sonrasında düzenli ordularla birlikte Horasan erenlerimiz gelmiş. Beyce Sultanlar, Habibi Acemler burada Türk ve İslam kültürünü yaygınlaştırmak için burada çalışmalar sürdürmüşler. Ve Çivril'imizde 1176'da bütün Yörük ve Türkmenlerin toplandığı bir büyük bir Selçuklu ordusuyla, aynı zamanda da Bizans çok büyük bir ordu, Haçlı ordusu toplayarak burada büyük bir savaş meydana gelmiş. Mirekefelon Savaşı. Bu savaşı atalarımız, yörüklerimiz, Türkmen dedelerimiz büyük bir zaferle sonuçlandırmışlar, kazanmışız. Anadolu'nun tapusu alınmış Çivril'de. Biz 1176'da büyük bir Haçlı ordusuna karşı nasıl o gün Yörük ve Türkmenleri bir arada topladıysak, bugün de bu ikincisini düzenlediğimiz şenlikle işte bu Yörük ve Türkmenleri bir arada toplamamız gerekiyordu. Denizli atalarınız 3 büyük Haçlı Savaşı'nda da Haçlı'yı yenmiş, Türk milletine olan borcunu Denizli ödemiş. Aynen. Bu ödenen borç karşısında devletten yeterli hizmeti alabiliyor muyuz? Bir bu dönem değil, her dönem alabiliyor muyuz? Tabii biz tabii göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Çivril'e sadece yol yapmak, işte binalar yapmak böyle bir misyonumuz dışında işte bu sosyal kültürel faaliyetlere de önem verdik. Çivril'i bir turizm memleketi, Çivril'i bir tarım memleketinin merkezi haline getirmek için çalışmalar yürüttük. Pamukkale Üniversitemiz bünyesinde Ziraat Fakültesi kurulması için girişimlerde bulunduk ve Ziraat Fakültesi Çivril'de kuruldu. Yine Çivril'imizde gölümüz var, aktağımız, yaylalarımız, Büyük Menderes Nehri'miz, doğal güzelliklerimiz, tarihi camilerimiz, köprülerimiz. Şimdi bunları daha geniş kitlelere duyurmak için sizler aracılığıyla tanıtım çalışmaları gerçekleştirdik. Sadece geçen yıl gölümüze Nilüfer turları için 100 bin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu yıl sayı daha da artacak inşallah. Ve Çivril'de işte Beydilli'de göl kenarında bir Nilüfer Parkı inşa ettik. Işıklı Akgöz Pınarları'nda büyük bir millet bahçesi inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, TOKİ ile birlikte. Turizmle ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İşte tarımla ilgili Ziraat Fakültesi'nin kurulmuş olması, yine tarımsal sanayinin gelişmesi için de bir organize sanayi bölgesinin kurulması için girişimlerde bulunduk. Önümüzdeki hafta Deniz Sanayi Odası, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Deniz Çivril Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımını da gerçekleştireceğiz. Çivril'i turizmin merkezi, eğitimin merkezi, tarımın merkezi, aynı zamanda da tarımsal sanayinin merkezi yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'nin kalkınması üretimden kaynaklanır. Üretime dönük eğitim, Ziraat Fakültesi'nin kurulması çok güzel. Zaten Türkiye'de eğitimin dönüşmesi gereken konu şu: mermer bölgesinde mermerli okulları, balıkçı bölgesinde balıkçı okulu, ara bölgesinde arıcılık okulları, tarım bölgesinde tarım okulları açılarak çok doğru. Her çocuğun üretime hem okuyacak hem üretmeyi öğrenecek. O zaman Türkiye üretimle kalkınacak. Bunu bir öncülü olmuş değil mi? Tarım okulunun açılması. Aynen, kesinlikle. Ziraat Fakültesi. Tabii biz tarımsal faaliyetler olarak belediyemize ait tarlalarda
ata buğdayı dediğimiz bu goca buğdayın, gararpanın ekimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu arada bir manda çiftliğimiz var belediyemize ait. Bu manda çiftliğimizde ürettiğimiz sütlerimiz var. Bunlardan elde etmiş olduğumuz bir peynirlerimiz var. Bir de mandıra yaptık küçük çaplı. Evet. Burada bunları işledik. İnşallah önümüzdeki günlerde de ürün çeşitliliğini artıracağız. Şimdi, siz kaybolan bir hayvan neslinde tabii, yaşatmaya çalışıyorsunuz. Manda Allah manda yarattıysa alan yarattığı manda yaşamalı. Kesinlikle. Yok edemeyiz. Bu coğrafyada da bunun kültürü geçmişte çok yaygınmış. Evet. Bir de gelecek neslimiz manda sütünü, yoğurdunu, kaymağını tadabilmeli. Aynen. Yani madem Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar yaşayacak, o zaman denizdeki balı, havada kuşu, dağda keçi, koyun, ormanı, ovada zeytleyi, meyvanı, hayvanın her türlüsünü, yaratılmış her şeyi korumak lazım. Kesinlikle. Güzel bir çalışmanız. Kesinlikle. Biz hani keçinin peyniri, mandanın kaymağı, bunlara koyunun yoğurdu bizim için kıymetli. Yağ var, un var, şeker var. Bunu helva yapıp karacak sanayiciye, yatırımcıya ihtiyacımız var. Evet. Turizm anlamında otel yapacak yatırımcılara ihtiyacımız var. Tesislere ihtiyacımız var. Aynı şekilde tarımsal üretilen ürünlerin işlenmesine dönük yine sanayicilere ihtiyacımız var. Denizli kökler olan, Türklük bir çınar olarak düşünürsek, denizde Türklüğün kökleri var. Birçok tarihi eserlerde, yazılarda Göktürkçe yazı kırıp dökmen, Türklerin daha önce geldiği buraya belgeli Göktürkçe yazılar, çoğu da yabancı yazı diye kırıp döküyor. Maalesef, evet. Mezar taşlarını bozmayın, bir içki parasına mezar taşını satmayın, o bizim tapumuzdur. Çünkü denizde çok yerde mezar taşı önemli. Çok kıymetli. Kıymetli. Kuzey Güney mezarları vardır, Melikli mezarlar vardır. Biz 2500 önce de bu topraklarda vardık. Onların kanıtıdır bu. Ağaç kök üzerine bir köklerle büyüyeceğiz. Denizimizi, çevremizi gezip göreceğiz. Değerli başkanımızın çalışmaları takip edeceğiz. İnşallah. Çok inşallah. Sağ olun var olun. Her zaman bekleriz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önümüzdeki yıl toyumuzda inşallah tekrar bir arada olacağız. Olur. 8-9 10 Eylül'de de Çivril Elma ve Kültür Festivalimiz var. Festivalimize de şimdiden sizleri davet edelim. Sizler aracılığınızla evet, ekranları başında bizleri izleyen herkesi Çivril'e davet ediyoruz. 8-9 10 Eylül. Önümüzdeki yıllarda bu toyu televizyonda izlediğiniz zaman keşke ben de Çivril'e gitseydim, buraları görseydim diyorsanız gözünüz, kulağınız belediye başkanı da yürütükmen derneğimizde olsun. Ben seni ister öldür ister. Binlerce yıllık bir gelenek Denizli Çal'da devam ediyor. Bu yüğüm gümbeti derler, koç yüğümü derler, ne derlerse desinler, binlerce yıllık bir Türk kültürü çoban bayramıdır bu. Seni tanıyalım. Ben Çivril Karayaşlar Mahallesi'nden Yunus Çelik. Bu işe yıllardır gönül verdik. Dededen babaya, babadan bizlere. Atadan beri çobansınız. Atadan beri çobanız. Koçun koyunun dilinden anlarsınız. Anlarız tabii ki. Koyun insana nasıl yanar? Koyun, her koyun insana yanmaz. Bu ufaktan bellidir. Koyunun önünden gelir, insana sokulur, insana sürtet. Ondan sonra ona ilgi, şefkat, o aradaki aşk, sevgi büyür. İnsanın kendine olan sevgiyi anlar mı? Tabii ki anlar. Siz şimdi cebinizde bir çuval değil, bir ton da arpa koyuyorsanız, şöyle gidip bir yürürseniz gitmez bu. Evet. Bu çünkü benim yıllardır bir emeğim var, yıllardır bir sevgim var, yıllardır bir bağım var. Senin arkandan geliyor bu. Gelecek. Nereye dersen o geliyor. Yani. Koçunu kendine yakmış mı, yakmamış mı? Sen önden git, koyun arkadan geçecek mi bakalım. Hiç git koy. Öyle. Evet, şu anda bak, çoban nereye giderse
Denizli Çivril'de Yörük Toyu'na dostlarımız akın akın geldiler. Mehmet Kahraman, yazar, eğitimci, Türklük davasına emek, hizmet eden bir kardeşimiz. En son kitabınızı bastınız. Davaz'dan Tavas'a kalanlar. Evet, şöyle, şöyle göstereyim. Eskiden Davaz mı deniyordu? Eskiden Davaz deniyordu. Hala şimdi eskiler Davaz der. Resmiyette Tavas. Tavas. Oradan kalan gelenek ve görenekler. Bize kadar gelen gelenek ve görenekleri yazdım. Yazarken eşimle birlikte dolaştık. Yeni kitabım var. O da Davazca adı. Davazca. İnşallah yılbaşına kadar onu da Davazca çıkaracağım. Deyince, Davaz'ın dilini mi? Davaz'ın dili de var. Davaz'ın her şeysi var. Her şeysi. Her şeysi var. Onu da yazıyorum. Evet. Bugüne kadar kaç kitap yazdın? Bugüne kadar bununla beraber bu 11. kitabım. İki tane de yılbaşına kadar çıkarmam gereken kitap var. Birisi Serinhisar şehitleriyle ilgili. Birisi de işte Davazca olacak. Eşim en büyük yardımcım. Birlikte benimle beraber hasta olmasına rağmen dolaşıyor. Rehber aldığım kişilerden bir tanesi. En önemlisi sizsiniz. Evet. Zaman zaman telefonla görüşüyoruz. Evet. Şunu yazalım, bunu edelim diye. Şimdi bir kardeşimiz var. Biz dünyada cenneti bulduk. Adı Cennet. Evet, ben Cennet Doğru. Sen de toprakla, tarımla, evet, doğal bitkiler uğraşıyorsun. Neler yapıyorsun? Tohumlarımızla tıbbi aromatik bitki yetiştiriyorum. Aynı zamanda bunları değerlendiriyorum. Özellikle kekik, denizli kekik üretiminde, hele ihracatta %70'ini karşılıyor dünyanın. Doğadaki hangi bitkileri topluyorsun? Saysana o bitkileri. Sayayım. Kantaron, kekik, adaçayı, altın otu. Bu tür kekikleri, tıbbi aromatik bitkiler içine giren kekikleri, bitkileri topluyorum. Bunları değerlendiriyorum. Krem, yağ, özellikle damıtma. Bu işle uğraşıyorum. Allah bu toprakları Anadolu'yu cennet gibi yaratmış. Kızımızın adına cennet koymuşlar. Bu cennet vatandaki Allah'ın yarattığı bitkilerin, doğanın sırlarını çözüp insanlığa paylaşıyorlar. Çünkü biliyor ki derdi veren Allah dermanı da vermiştir. Derman doğadadır. Öyleyse doğanın sırlarını keşfetmek lazım. Zehir de, panzehir de doğada. Evde çok durmarsanız, çok esenliğe yiyorsanız, eşi çocukları evvela ihmal ediyorsanız hanımınızı övün, hanımınızın gönlünü almaya çalışın. Mehmet Kahraman ustalaşmış. Evet. Ne diyeyim bu işe? Allah uzun ömür verdikçe birbirimizi daha faydalı olup da birbirimizin değerini bilelim dedim. Şimdi televizyona böyle konuşuyorsun da biz gittikten sonra adama dırdır etmen değil mi? Etmem, etmem. Sahneyi çekiyoruz. Bir gaza gelip bir oynay veriyoruz. Sonra bir bakıyoruz, dönüp bakıyoruz. Dostlar gelmiş. Bir iki muhabbet edelim diyoruz. Sizi tanıyalım. İsmim Safiye Samyeli. Kültür Bakanlığı Halk Şairi. Bırakın Kızlar Okusun Proje Koordinatörü ve Denizli Yörükleri Kadın Koları Başkanı. Güzel türküler söylüyorsun. Anlamadın, anlamasın. Bu gönlümde farklısın sen. Bu baharda gelmez isen, sil beni beni, sil beni beni, sil beni beni, sil beni. Bu baharda gelmez isen, sil beni beni.
cigaramı yakayım. Sen salın gel, ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin direği, ah yanık olur efelerin yüreği. Aile etme beni, söyle etme beni, aile etme beni, söyle etme beni. Efendim, Sayın Rahim Yalçın hediye taksimini gerçekleştirecek efendim. Çivril Yörükler Derneği Başkanı Sayın Uğur Demir'e ve Yörük Obaları Program Yapımcısı kıymetli Ramazan Kıvrak abime, oh oh oh, heybeler geldi. Yükünüz kültür olsun efendim, yükünüz kültür olsun. Teşekkür ederim Rahim abi, sağ olasın. Yörük Türkmen ve Türkiye'nin yükünü koydum. Bir gözüne Yörük Türkmenler, bir gözüne de memleketin sorunları taşıyabilirse. Emek veren herkese binlerce kere teşekkür ediyoruz. Heybemizi aldık, 40 yıllık emeğin karşılığı bu. Bugünkü şölene Uğur Demir belediyemiz bir güzellik yaptı. Türk'ün şöleninde, Yörük'ün şöleninde Yörük sanatçılar olsun dediler. Türk Halk Müziği'nin Yörük sanatçıları yanımızda. Neslihan Ören Yılmaz, Duygu Çivril. Çivril aramızda. Neler söyleyeceksiniz? Sen az ustacısın. Az ustacıyız. Sizleri gördük. Çok çok mutlu olduk. Epeydir bu kadar oynamamıştık. Buradan öncelikle Gadın Vurdurma bir selam yollayayım. Hepsine sevgiler, selamlar olsun. Gülsün dedik, bugün denizin dibinde haccam dedik. Hepsini okuduk, çok keyifliydik. Çok da güzel bir sahne oldu. Sıra şimdi Duygu arkadaşımda. Paranız yokken bedava çağırdığınız sanatçıları paranız varken de çağırın. Atatürküler söylensin, ata oyunları oynansın, ata çalgıları çalınsın. Duygu, bu yörenin çocuğusun. Soyadın da Çivril zaten. Evet, yani bu yörenin çocuğu ve Çivril'in kızı olarak böyle bir etkinlikte Çivril'de bulunmak gerçekten çok gurur verici. Çok teşekkür ediyorum Niyazi Başkanıma, Uğur Başkanıma, sizlere. Bizleri yalnız bırakmadınız. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Güzel bir etkinlik oluyor. Biraz sonra da benim konserimle, sadece Sıroğlu konseriyle güzel etkinliğimiz devam edecek. Deniz'i Çivril Belediye Başkanımıza, Niyazi Bey'e, Dernek Başkanımız Uğur Bey'e, gelen giden, emek veren, destek verenlere, sanatçılarımıza, çalgıcılarımıza, oyuncularımıza, hepiciğine toptan teşekkür ederiz. Sunucumuza da teşekkür ederiz. Emeği büyük. Neler söyleyeceğim bugün için? Burada da Yörük Türkmen kültürüyle ilgili bir nebze de olsa oyunumuzda, kültürümüzde, belki bir sözümüzde insanların aklına kalabiliyorsak, Yörük olduklarını hatırlatabiliyorsak bir sunucu olarak katkı koymaya çalışıyorum. Üzerimize hakkı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama benim Ramazan abiye de söyleyeceklerim var. Yörük Türkmen kültürünü belki 20, kaç yıl abi? 40 mı? Ben 20'sini biliyorum. O kadar az yaşım yetmiyor. Çok küçükmüşüm. Ramazan Kıvrak, Yörük Türkmen kültürüne gerçekten inanılmaz emek veren çok özel insanlardan bir tanesi. Ben de yaylalarda çekim yapıyorum ama ona örnek oluyoruz. Onun kadar iyi olmasak da kültürü taşımak adına mihenk taşlarını döşemeye çalışıyoruz. O yüzden bu kültüre emek veren herkes benim baş tacım. Buradaki herkes benim bacım, kardeşim, abim. Çivri Belediye Başkanı Sayın Niyazi Vural'a, bize bir bardak su getirene de çok teşekkür ediyoruz.
Çevril Yılmaz, Çevril'in öz evladı olarak burada bu gecede sizinle birlikte olmaktan çok gurur duyuyorum, çok keyif alıyorum.